Evet, merhaba arkadaşlar. Hipofiz beziyle birlikteyiz. Şimdi hipofiz bezinden hangi hormonlar salgılanıyor? Bu hormonların görevleri neler? Bunlara bakalım. İlk olarak hipofiz bezi için şunu demiştik. Hipofiz bezini kontrol eden yapı hipotalamustu. Bakın şöyle bir grafik çizelim veya tablo çizelim. Şöyle hipotalamus yazıyoruz. Hipotalamus bir hormon salgılanıyor. Relaxing faktör diyoruz. Yani salgılatıcı faktördür. RF olarak yazılır. Relaxing. Relaxing faktör. Bu faktör salgılatıcı faktördür arkadaşlar. Hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezi. Şimdi relaxing faktör yani RF farklı çeşitlerde olabiliyor. Bu çeşidine bağlı olarak ön lob ve arka lob uyarılıyor ve bazı hormonlar salgılanıyor. Ön lob, arka lob. Evet, bu şekilde hipofiz bezi kontrol ediliyor hipotalamus sayesinde. Şimdi ilk olarak hipofizin ön lobundan başlayalım. Ön lob hormonlarına bakalım arkadaşlar. Şöyle A ön lob diyorum. A hipofizin ön lobu. Hipofizin ön lobu. Evet, hipofizin ön lobu hormonlarını hipofiz kendisi üretiyor arkadaşlar. Dediğim gibi arka lobda şunu söyleyeceğiz. Hipotalamusta üretilir bu hormonlar ama ön lobunda nedir? Kendisi üretiyor hipofiz. Şimdi hipofizin ön lobunun ilk hormonu STH yani büyüme hormonudur. Hemen yazalım. Şöyle STH diyelim. STH yani büyüme hormonu. Evet, büyüme hormonu. Arkadaşlar, büyüme hormonu bizim vücudumuzun birçok hücresini uyararak büyümemizi sağlayan bir hormondur. STH büyüme hormonu. Şimdi bu hormon şöyle diyelim. İlk önce etkilediği yeri yazalım. Bütün hücreleri etkiler diyelim. Bütün hücreleri etkiler. Özellikle nereye etkiliyor? Kaslarımızı ve kemiklerimizi etkiliyor arkadaşlar. Böylece bunların büyümesini sağlıyor. Kemik ve kasların büyümesini sağlar. Büyümesini sağlar. Protein sentezinde etkilidir. Şimdi protein sentezi aslında büyümenin bir nevi belirtisidir. Vücudumuzda protein sentezi olduğu zaman, çok miktarda olduğu zaman büyüme gerçekleşir. O yüzden de şöyle diyelim. Protein sentezinde etkilidir. Evet, STH ile ilgili bazı hastalıklarımız var arkadaşlar. Eğer ki STH çocuklarda az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik hastalığı ortaya çıkıyor. O zaman şöyle diyelim. Çocuklarda bakın şöyle ayırıyorum. Fazla salgılanırsa hangi hastalık ortaya çıkıyormuş? Devlik. Fazla salgılanırsa, az salgılanırsa hangi hastalık ortaya çıkıyormuş? Cücelik. Cücelik hastalığı. Peki yetişkinlerde fazla salgılanma ihtimali var mı? Var. Yetişkinlerde arkadaşlar sadece fazla salgılanır. Eğer ki fazla salgılanırsa işte baş, eller, ayaklar vücuda oranla çok fazla büyük oluyor. Yani orantısız bir büyüklük gerçekleşiyor. Bu da akromegali hastalığını ortaya çıkarır. Akromegali. Bakın mega zaten büyük demektir. İşte vücudumuzun bazı yerlerinin diğerlerine göre orantısız olarak büyümesidir. Akromegali hastalığı. Evet, STH dediğimiz hormon bu şekildedir. STH hormonunu böylece bitirmiş oluyoruz. Gelelim bir sonraki hormonumuz arkadaşlar. Şöyle yan tarafa geçiyorum. TSH. TSH yani şuraya şöyle işaretle koyalım. Tiroid uyarıcı hormon. Tiroid uyarıcı hormon. Arkadaşlar bu hormon bizim tiroid bezlerimizi uyararak hem gelişmesini sağlıyor hem de buradan tiroksin hormonunun üretilmesini sağlıyor. O zaman tek bir görevi varmış. Neymiş o da? Tiroid bezlerini uyararak büyümesini sağlar
ve tiroksin hormonunu salgılatır. Tiroidlerden iki tane hormon salgılanıyordu. Tiroksin ve kalsitonin. Kalsitoninle herhangi bir ilgisi yok. TSH sadece tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Evet, gelelim bir sonraki hormonumuza. Bir sonraki hormonumuz da ACTH olsun. ACTH, kısaca yazalım onu da. ACTH, yani biraz ismi uzun. Adreno kortiko tropik hormon. Söylemesi de biraz değişik arkadaşlar. Adreno kortiko tropik hormon. Hani bulmaca, pardon, tekerleme söyler gibi. Peki ACTH ne yapıyor? Aslında ismi bu kadar uzun ama görevi oldukça kısadır. Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyarır. Kabuk bölgesinden 5 tane hormon salgılanıyordu. Hatta bunlar steroid yapılı hormonlardı. Buradaki hormonların salgılanmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyarır. Kabuk bölgesini uyarır. Evet, ACTH'ın görevi bu şekilde. Dediğim gibi ismi uzun ama görevi kısa olan bir bezdir. Gelelim arkadaşlar bir sonraki hormonumuza, FSH. FSH yani folikül uyarıcı hormon. Folikül uyarıcı hormon. Peki bu hormon ne işe yarıyor? Bu erkeklerde ve kadınlarda farklı görevlere sahiptir. Arkadaşlar, dişilerde yani kadınlarda yumurta üretilmesini ve folikülden yani yumurtadan östrojen hormonunun üretilmesini sağlar. O zaman kadınlar için ilk önce görevini yazalım. Dişilerde yumurta üretimini ve folikülden östrojen hormonu üretimini sağlar. Üretimini sağlar. Evet, kadınlarda görevi bu. Sağlar. Gelelim erkeklere. Erkeklerde ise görevi arkadaşlar testislerde sperm üretilmesini sağlıyor. Bakın, dişilerde yumurta, erkeklerde sperm üretimi. Ama dişilerde bir fazladan özelliği de var. Östrojen hormonunu salgılatıyor. O zaman yazalım. Erkeklerde testislerden sperm üretimini sağlar. Evet, folikül uyarıcı hormon da bu şekilde. FSH yani. Gelelim bir sonraki hormonumuza. Şöyle sayfayı değiştirmek istiyorum. Sayfayı değiştirdik. Gelelim arkadaşlar. LH yani luteinleştirici hormon. LH. Luteinleştirici hormon. Arkadaşlar, luteinleştirici hormon da yine eşeysel bir hormondur. Ve kadınlarda ve erkeklerde farklı özelliklere sahiptir. Dişilerde yumurtanın serbest bırakılmasını yani ovulasyon dediğimiz olayı sağlar. Erkeklerde ise testosteron salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla LH oldukça önemlidir. Yine dişilerde progesteron dediğimiz hormonun da üretilmesini sağlıyor. Evet, görüntü biraz gitti. Kusura bakmayın. Şöyle diyelim. Dişilerde ne dedik? Yumurtanın serbest bırakılmasını yani parantez içerisinde yazıyorum, ovulasyon sağlar. Ayrıca dişilerde ne dedik? Yine korpus luteum dediğimiz sarı bir cisim vardır. Hani bu menstrual döngüde üreme sistemine geldiğimiz zaman orada bahsedeceğiz. Korpus luteumun oluşmasını ve arkadaşlar buradan östrojen ve progesteron salgılanmasını sağlıyor. Ne yazalım onu da? Dişilerde korpus luteum.
Sarı cisim. Kokus sütü oluşumunu ve östrojen ile progesteron. Progesteron salgılanmasını sağlar. Erkeklerde olan görevinde yazalım. Erkeklerde de ne dedik? Testosteron salgılanmasını uyarır. Erkeklerde testosteron salgılanmasına uyarır. Evet, LH'ın görevi bu şekilde. Gelelim bir sonraki hormonumuza. LTH, prolaktin arkadaşlar veya PRL olarak da yazılabiliyor. Şöyle LTH diyelim. Luteotropik hormon. Luteotropik hormon. Bakın diğer isimlerini de yazıyorum. Prolaktin, daha çok prolaktin kullanılıyor ya da PRL. Evet, LTH'ın görevi nedir peki? Arkadaşlar, LTH gebelik sırasında yani hamilelik sırasında kadınlarda süt bezlerinin büyümesini sağlayan bir hormondur. Ayrıca doğumdan sonra süt salgılanmasını da sağlar. Şimdi erkeklerde de az miktarda var ama hani tam olarak ne işe yaradığı belli değil. Sadece bir de kadınlarda annelik içgüdüsünü uyaran bir hormondur. LTH hormonu yani prolaktin hormonu. O zaman şöyle diyelim. Kadınlarda süt bezlerinin büyümesini ve sütün gelmesini sağlar. Ayrıca ne dedik? Annelik içgüdüsünü uyarır. Evet, görevi bu şekildedir. LTH hormonu. Evet, gelelim sonuncu hormonumuz arkadaşlar. Sonuncu hormonumuz da yani ön lobdan salgılanan sonuncu hormon da MSH. Yani melanosit uyarıcı hormon. Peki bu nedir? Bu hormon ne yapar? Bu da deriye renk veren arkadaşlar melanin pigmenti vardır. Derideki hücreleri uyararak melanin pigmentinin üretilmesini sağlar. Deri hücrelerini uyararak melanin pigmentinin üretilmesini sağlar. Evet, hipofizin ön lob hormonları bu şekildedir. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda hipofizin arka lob hormonlarını anlatacağım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.